AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, il teşkilatının Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Özdağ sabah Ankara programının ardından Manisa programına katıldı. Son günlerde artan terör olaylarına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bayramlaşma konuşmasının ardından terör olaylarına değindi. Çıkmasınlar dağlara. Niye dağlara çıkıyorlar? Geçmişte yanlış yapmış olabilir devlet. O devlet 60'da yanlış yapmış, 80'de yanlış yapmış olabilir, 38'de yanlış yapmış olabilir. Bugün yanlışlık var mı? Kim kurmanca konuşamıyor? Kim zararca konuşmuyor? Kim okul açamıyor? Kim gazete, radyo, televizyon çıkaramıyor? Hangisi KPSS'den beraberce girmiyorlar mı? HDP'nin doğu bölgeleriyle ilgili özellik açıklamalarını hatırlatan Özdağ, sadece ve sadece PKK'yı destekleyen o bölgede kimse onlara özellik istiyorlar. Güneydoğu Anadolu'dan bir santim toprak alamazsınız diye konuştu. Özellik diyorlar. Allah yalan söylüyorlar. Yerel yönetimler özellikmiş. Belediyeler özellik. Söyle Ömer Faruk Başkanım, özellik değil misin Allah aşkına? Söyle Mehmet Çelik Başkanım, özellik değil misin? Her konuda istedikleri harcaman yaparlar. Söyle Zafer Başkanım, her şeyi yaparlar. Ama özelliği yerel halklara özellik diyorlar. Güneydoğu Anadolu'da sadece Türkler mi yaşıyor? Araplar, Türkmenler, Çerkezler, Kırgızlar, Yezidiler, Kafkas göçmenleri, Terekemeler, herkes yaşıyor orada. Peki yerel halkları özellik mi istiyorsunuz siz? Yok, yalancılar. Hayır, yerel halkı özellik. Yok, gene yalan kardeşlerim benim. Yani Kürtlere mi özellik istiyorlar? Vallahi değil, billahi değil, tallahi değil. Sadece ve sadece PKK'yı destekleyen o bölgede kimse onlara özellik istiyorlar. Güneydoğu Anadolu'dan bir santim toprak alamazsınız. Bir santim. Şimdi ne? Teröristlerin dağlardan ineceklerini ve başka çareleri olmadığını vurgulayan Özdağ, konuşmasında yetmez, silahlarını gömecekler, yetmez kardeşlerim, Hüdapar'a, AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye Güneydoğu'da siyaset yapma hakkı tanıyacaklar dedi. Yetmez kardeşlerim, Hüdapar'a, AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye Güneydoğu Anadolu'da siyaset yapma hakkı tanıyacaklar Doğu Anadolu'ya. Oradaki Alevi de, Sünni de, Kürt de, Türk de istediği iş yerine açacak. Özdağ konuşmasının bir bölümünde duygulanarak gözleri doldu. Özdağ konuşması uzun süre ayakta alkışlandı.